Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kanser nedir hocam? Bu kadar yaygınlaşmasının sebebi ne olabilir? Evet, geçen aylarda bir yabancı kanalda yine bir açıklamada bulunmuştuk. Bu ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserle ilgili rakamlarında yaklaşık %8 ile %10 gibi bir artış yıllık bazda saptanmıştı. Önümüzdeki yıllar içinde benzer şekilde bu öngörülüyor. Tabii bunun sebepleri konusunda yapılan çalışmalar da var ama gelişmekte olan ülkelerde de buna benzer etkenler rol oynuyor. Kentleşme, beslenme, işte kentleşmedeki temel sorunlar, egzoz gazları, işte diğer çevre kirliliği, gıda kalitesi falan gibi unsurlar. Bu açıdan yani biz kanserin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu günümüzün önemli bir sorunu. Tabi bununla birlikte kanserin bu artışına paralel aynı şekilde tedavisi konusunda da büyük bir çalışmalar ve büyük çabalar söz konusu. Önümüzdeki dönemde bu gelişmeleri sadece öngörüyoruz ama bu olguların karşısında diğer tıbbi alanlar yani radyoloji, işte radyasyon onkolojisi, gen alanındaki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ben bunun önemli bir bölümü olan radyoloji açısından olaya irdeleyeceğim. Kesinlikle hocam. Kanserde radyoloji şöyle önemli bir alan. Bir sebep kanserin 3 kriter açısından radyolojide bir şey var, mutlaklığı var. Bir tanesi radyolog mevcut kanser olgusunu en doğruya yakın değerlendirmeli. İkincisi oldukça açık bir şekilde belirtmeli bu olgunun yaşadığı sorunu. Üçüncüsü ise tutarlı olmalı. Yani bu mevcut olguyu tümüyle tanımlarken tutarlı bir bilgi içeriği içerisinde anlatmalı. Çünkü kanser genelde biz tek odak açısından bakmamalıyız. Bu muhtemelen birçok olguda, birçok odakta söz konusu olabilir. Bunu biz bazen radyolojik, bazen de işte pozitron düzeyinde nükleer tipte PET ile saptıyoruz. Bu açıdan şunu söylemek istiyorum. Kanserin ilk başta tanısı açısından radyoloji çok önemli. Şu açıdan önemli. Kanserden şüphelendiğimiz olgunun radyolojik değerlendirmesi. İkincisi risk gruplarındaki olgunun radyolojik olarak değerlendirmesi. Üçüncüsü ise muhtemel semptomlarıyla gelmiş olan bir olgunun radyolojik olarak değerlendirmesi. Evet. Şimdi bu açıdan radyolojik olarak değerlendirmenin çok önemli olmasını düşündüğümüzde büyük bir şey gerektiriyor. Yani bunun için büyük bir bazı ve yaklaşım gerektiriyor. Bu açıdan da kendi hastanemizde yaklaşık 10 yıldır ağırlıklı olarak kanser olgularıyla biliyoruz. Yani bizim hastaneye ilk başladığımızdan itibaren hastanede radyoterapinin oluşuyla birlikte kanser olgularıyla çok karşılaşma fırsatımız oldu. Daha sonraki son 2 yılda da radyasyon onkolojisiyle birlikte medikal onkolojinin katkısı ve oradaki bir konsey şeklinde yürüttüğümüz çalışmalarla çok sayıda kanser olgusuyla, her kıtadan kanser olgusuyla karşılaşma olanağımız oldu. Bu açıdan da ben şöyle düşünüyorum. Bu deneyim gerçekten radyoloji, çünkü çok geniş bir alan, radyolojinin tüm alanlarına ilişkin çok şey bir bilgi taşımak çok olanaklı değil. Yeterli ve tatmin edici bir bilgi taşımak çok olanaklı değil. Bu açıdan da ben şöyle bakıyorum. Kanser konusunda bizim edindiğimiz deneyim, yani bölüm olarak, radyoloji bölümü olarak edindiğim deneyimlerimiz artı çok önemli hale geldi ve bu hastalara yaklaşımda da çok etkili bir unsur oluyor. Hem değerlendirmesinde önemli bir etki oluyor. İkinci bölüm olan da takibinde. Hem bu olgunun tedavi takibi olabilir ya da tedavisi de olumlu sonuçlandıktan sonra normal hayatına geçmiştir. Bunun periyodik takiplerinde önemli olabilir. Bunların hepsi deneyim ve gerçekten bilgi birikimi oluşturan süreçlerdir. Bu açıdan da ben
şey bakıyorum. Yani kanserle spesifik ilgilenen bir radyoloji olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunu görebiliyoruz. Mesela bizim hastalarımızın kimi zaman farklı yerlerde, yani özellikle kanserle ilgilenmeyen departmanlarda yaptırdığı radyolojik çalışmaların hem raporlanma düzeyinde hem görüntünün elde edilmesi sürecinde bazı eksiklikler ve yetersizlikler görebiliyoruz ve o yaklaşımların da çok hastayı tanım kapsadığını ve hastayı çok getirince ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.